Efendim tekrar hoş geldiniz. Habere Doğru programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Sayın Murat Karayalçın canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Eski devlet bakanımız, eski başbakan yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanımız, SHP Genel Başkanımız. Efendim titir o kadar çok ki önünüzde. Türk siyasi hayatına çok hizmet ettiniz. Çok yakından tanıdığı Türkiye'nin bir isimsiniz. Bizleri kırmadınız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim siyaset ağırlıklı gideceğiz bu bölümde müsaadenizle. Safla. Uzun yıllar az önce de söyledim Türk siyasetine hizmet ettiniz efendim. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak Türkiye'nin geldiği bu noktada bu noktanın gölgesinde durumu nasıl özetlersiniz? Böyle başlayalım. Evet, ben içinde bulunduğumuz ortamı bir süreç olarak niteliyorum. Birbirini etkileyen, birbiriyle bağlantılı, bir bütünlük arz eden siyasi, iktisadi, toplumsal olayların yaratmış olduğu bir sürecin içindeyiz. Ben bir değişim süreci adını veriyorum. Bir değişim süreci olarak bunun adlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Değişim anı ifadesini kullanıyorum. Onu da klasik olarak sol düşüncenin yapmış olduğu bir tanımlama var. Oradan hareketle öyle adlandırıyorum. Yani yönetenler yönetemiyor artık ülkeyi. Yönetilenler de zaten onların yönetmesini istemiyor. Evet. Böyle bir noktadayız, böyle bir aşamadayız. Zaman zaman çok radikal bir biçimde ya da kısmi bir biçimde Türkiye bu aşamalara geliyor. Örneğin 2002 seçimleri öncesinde yaşanmış olan iktisadi krizin de etkisiyle sonuçta AKP'nin iktidara gelmesine neden olan, biraz da o günkü seçim sistemiyle neden olan bir ortamın içindeydik. Kısmi tepkiler vardı, yoğun olarak ortaya konuyordu. Bir kısmi değişiklik sürecin içindeydik, aşamasına gelmiştik. Ve AKP %33 oyla meclisteki sandalyelerin 1/3'ünü kazanarak yönetime gelmişti. Şimdi bunun kısmi olmayan, kitlesel olan, çok yaygın olan bir görünümünün içinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Yönetemiyorlar. İnsanlar da artık, yurttaşlarımız da bunların yönetmesini istemiyor. Evet. Böyle bir ortamın içindeyiz Utku Bey. Ancak değişim kendiliğinden gelmiyor. Eski yıllarda, eski 10 yıllarda, Türkiye'nin eski dönemlerinde, dünyanın öteki ülkelerinde bu ortam, değişim anı bir değişimi de beraberinden, hatta kendiliğinden getirebiliyordu. Şimdi öyle değil. Evet. Şimdi kendiliğinden gelmiyor. Böyle değişime asılmak gerekiyor. Evet. Değişime yapışıp getirmek gerekiyor. Onun için de yurttaşların, siyasi partilerin, özellikle bu değişimi talep eden siyasi partilerin, siyasi önderlerin omuzlarına çok büyük sorumlulukların düştüğünü, yüklendiğini düşünüyorum. Evet. Öyle bir ortamın içindeyiz. Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın, şimdi ittifak sözcüğü maalesef pek kullanılmıyor, kullanılmamaya başlandı. İşbirliği deniyor, Altılı Masa deniyor. Altılı Masa'nın içinde olan bütün siyasi partilerin mensuplarının bu bilinçle bu dönemi yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Çok sayıda örgütümüzden, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden, çok sayıda belediyemizden konuşma yapmam için çağrı alıyorum ve gittiğim yerlerde de Cumhuriyet Halk Partileri tüzüğümüzün 7. maddesi uyarınca bu süreci edilgen bir biçimde değil de etkin bir biçimde izlemeye davet ediyorum. Çünkü tüzüğümüzün 7. maddesi ilginç bir madde. 2012 yılındaki tüzük değişikliğiyle getirilmişti. Cumhuriyet Halk Partililere hem çevreleriyle ilgili hem ülke geneliyle ilgili gördüklerini, düşündüklerini, eleştirilerini, görüşlerini örgüt aracılığıyla genel merkeze gönderme, taşıma sorumluluğunu yüklüyor. Bunu hem hak
hem de görev olarak veriyor. Bunu öneriyorsunuz. Diyorum ki bu 7. maddeyi kullanın. Yani katıldığınız konferanslarda. Evet, her yerde, örgüt toplantılarında bunu söylüyorum. Böyle bir çağrıda bulunuyorum. İlçe başkanımız oluyor, il başkanımız oluyor ya da belediye başkanımız da oluyor. Başka parti yöneticileri de oluyor. Onların yanında böyle bir çağrıda bulunuyorum. Yani değişimi çekip getirmek gerekir dedim ya. Değişim kendiliğinden gelmiyor dedim ya. Evet. Onun için özellikle Cumhuriyet Halk Partilerinin bu değişimin getirilmesi için işe asılmaları gerekiyor. Edilgen olmayacağız. Etkin bir biçimde süreci izleyeceğiz. Görüşlerimizi dile getireceğiz. Eleştirilerimizi sunacağız. Örgüt bütünlüğü içinde, örgüt disiplini içinde bunu getireceğiz. Böyle bir ortamın içindeyiz Utku Bey. Evet. Bu hafta yanılmıyorsam Dikil'desiniz galiba, değil mi? Dikili'ye gideceğim. Dikili'ye gideceğim. Yine benzer bir değerlendirme. Dikili Belediye Başkanımızın Adil Kırgöz. Evet, evet. Biraz önce buraya gelmeden önce de konuştuk. Onun çağrılısı olarak Dikili'ye gideceğim. Evet. Yani İzmir'in tabii biraz uzak ama en kıymetli yerlerinden biri orası da. Çok. Şunu söyleyeceğim. Her ne kadar şimdi ilçe dediniz, küçük bir ilçe diğer ilçelere göre, ama küçük de olsa, büyük de olsa gittiğiniz her yerde bunu, bu çağrıyı yapıyorsunuz. Yapmaya da devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Altılı masanın, öyle dendiği için öyle soruyorum. Evet. Altılı masanın bu süreçteki performansını nasıl buluyorsunuz efendim? Şimdi altılı masa en son 4. toplantısını 29 Mayıs'ta yaptı. 3 Temmuz'da şimdi. Evet, şimdi 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapıldı. O toplantıda 3. mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştılar. İlk mutabakat metni 12 Şubat'tı. Sonra 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin bir metin açıklandı. Bu da 3. metin. Burada benim en çok önemsediğim ilkeler 10 başlık altında dile getirildi. Şimdi şöyle bir sorun var. AKP'nin ve MHP'nin çıkartmış olduğu seçim yasası altılı masanın partilerini doğal olarak kaçınılmaz bir biçimde birbirleriyle millet meclisi seçiminde rakip durumuna getirdi. Yani ya o kazanacak ya öbürü kazanacak, ya bizim parti kazanacak ya öteki 5 partiden birisi kazanacak. Dolayısıyla millet meclisi seçiminde, yani yasama organının seçiminde bir rekabet var. Biraz açar mısınız? Aynı listeden seçime girememe noktasından çıkarak yani bunu söylüyorsunuz. Bu düzenleme öncesinde ittifak oy alıyordu. Evet. Şimdi bu düzenleme sonrasında partiler oy alıyor. Evet. Partiler oy aldığı için de partiler kaçınılmaz bir biçimde, hani oyu kendisi alacak doğal olarak, yarışıyorlar. Bir rekabet var. Evet. Biraz da bunun etkisiyle ittifak partilerinin ya da altılı masa partilerinin ayrı ayrı Türkiye'nin değişik konularında, Türkiye'nin değişik sorunlarıyla ilgili açıklamalarda hazırlık yaptığını, açıklamalarda bulunduğunu izledik. Hala da bu devam ediyor. Bu da kaçınılmaz dediğim gibi. Ancak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yasama organında birbirine rakip olan bu altı parti, yürütme organının seçiminde, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz diyorlar. Şimdi bu 2018'de yaşananların tam tersi. 2018'de bunun tersini yaşamıştık. Herkes yürütme organı seçiminde, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde ortak liste söz konusuydu. Şimdi böyle bir değişiklik var. Buradaki soru şu: acaba Millet Meclisi seçiminde yurttaşlara ayrı ayrı vaatlerde bulunan 6 parti ortak bir cumhurbaşkanı adayında nasıl oluyor da bir araya gelebiliyorlar? 2. Ortak cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde hangi partinin programına
yakın duracak, davranacak o altı partiden? Hangisinin programını benimseyecek? Şimdi bu görüntünün aşılabilmesi için yönetimle ilgili bir ortak programın da hazırlanmasının uygun olabileceğini ben düşünüyordum. Şimdi oraya geliyorum. 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrasında açıklanan bu altı ilke bana göre, mesela bundan sonraki toplantıda, 3 Temmuz tarihinde yapılacak toplantıda, bana göre yalnızca ilke düzeyinde kalmamalı da biraz daha programa dönük, biraz daha uygulamaya dönük mesajlar verecek biçimde formüle edilebilmeli. Buna ihtiyaç var. Evet. Çünkü çok güçlü açıklama, güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması. Evet. Ama o yetmiyor. Evet. İttifak partilerinin insanlarda coşku yaratacak bir başka metni yurttaşlarımıza, seçmenlere sunması gerekiyor. Bu ilkelerden hareketle, bu 10 ilke, katıldığım ilkeler, doğru ilkeler. Ama bunlardan hareketle böyle bir metnin, coşku yaratacak bir gelecek projesi metninin seçmenlere, yurttaşlara sunulabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu sorsam tam bu noktada, ben de biliyorsunuz efendim yeni başladım bu programa. Bu 6. program geçerek teşekkür ediyorum. Burada ağırladığımız konuklarımıza, CHP'li isimlere, İYİ Partili isimlere ben bu soruyu biraz daha somut şöyle soruyorum. Sizin aslında bir yapıcı bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Ben şöyle soruyorum. Vatandaş tamam 6 lider oturuyor, masada konuşuyor, ediyor, ardından da bir metin açıklanıyor ya da ilkeler açıklanıyor vesaire vesaire. Vatandaş, ekonomi, işte İstanbul'da ekmek Sayın Bakan 5 lira oluyor. Her yerde olacak bu. Daha somut bu altılı masadan, genel başkanlardan gerek bu ziyaretlerde gerek farklı adreslerde, farklı atmosferlerde daha somut cümleler beklemiyor mu diye soruyorum gelen konuklarıma. Aslında yaptığınız bu eleştiri buraya çıkıyor değil mi Sayın Bakan? Evet. Yani asgari ücreti şu kadar yapacağız biz altılı masa olarak değil de, yani nasıl somutlaştırılır onu ben bilmiyorum şu an için. Ama kastettiğiniz bu değil mi? Evet, evet. Ben bir beklentinin önem taşıdığını düşünüyorum. Yani Türkiye siyasi tarihine geriye dönüp baktığımda bu tür açıklamaların, coşku yaratan siyasi metinlerin varlığını gayet iyi hatırlıyorum. Yani 1970'lerde Ecevit'i, rahmetli Ecevit'in çıkışını hatırlıyorum. Yani orada somut şeyler yoktu. Ama öyle söylemler vardı ki yurttaşlarda çok güçlü beklentiler yarattı. Yani güzel günler vaat etti. Evet. İnsanlar güzel günler göreceklerini düşünerek Bülent Ecevit'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledi. Ona benzer bir çıkışın, ona benzer bir metnin, ona benzer bir açıklamanın yapılabileceğini düşünüyorum. Benim gelecek projesi dediğim bu. Yani burada siz de işaret ettiniz. İşte enflasyonu bilmem kaçtan bilmem kaça düşüreceğim demenin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yok. Yani evet o somut bir şey ama onun daha da somutunu bekleyebilir insanlar. Enflasyonu bilmem kaçtan bilmem kaça düşürmek için peki ne yapacaksın? Evet. Ondan sonra başla para politikalarını, işte para arzını vesaire. Yani o işin siyasi çekiciliğinin kaybedilmesine neden olabilir. Yani o somutlaştırma önemli ama orada bir eşik var, bir optimizasyon var. O çizgi aşılmamalı. Onun için ben bu tür sayısal somutluk yerine beklenti yaratmanın, bir gelecek beklentisi yaratmanın gençler için, bütün toplum kesimleri için böyle bir beklenti yaratmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu formüle edilebilir, çok rahatlıkla formüle edilebilir. Bunun çıkış yolu da bu 10 ilke olmalı. Yani 29 Mayıs tarihinde üzerinde mutabakata varılan ve kamuoyuna açıklanan bu 10 ilke bir çıkış noktası olabilir böyle bir hazırlık için. Ya vatandaşa umut vaat eden yeni bir hikayenin aslında uygun bir dille, ortak bir akılla, ortak bir dille anlatılması. Evet, öyle. Onu kastediyorum. Yani yani ütopya demek istemiyorum. Evet. Yani o ütopya sözcüğü çok uygun kaçmayabilir ama birbirimize anlatır. Yani bir beklenti, bir umut, bir gelecek vaadi, iyi günler göreceğimizi açıklayan bir metin. Bu pekala olabilir. Oradaki ilkelerin biraz daha açılması yoluyla,
o 29 Mayıs mutabakat metninde dile getirilen ilkelerin biraz daha açılması yoluyla bunu yapılabileceğini düşünüyorum. Efendim çok uzun yıllar siyaset yaptınız, çok önemli hizmetlerde bulundunuz hem partilerinize hem Türkiye'ye, ülkeye. Hiç böyle bir dönem hatırlıyor musunuz geçmişte efendim? Yok. Hem ekonomik olarak hem yok. Siyasi olarak? Yok. Söylem olarak? Yok. Yok. Yani bizim anayasamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olağan işleyişiyle ilgili bir tanımı vardır. Olağan yönetim. Anayasamız öteki dünya ülkelerinin anayasaları gibi bir de olağanüstü yönetim tanımını yapmıştır. Bu yalnızca güvenlikle ilgili değil bu tanım. Bunun içinde iktisadi, toplumsal olaylar da vardır, afetler vardır. Bütün bunlar dikkate alınarak anayasamızda olağanüstü hal tanımı yapılmıştır. Şimdi olağan hal var, olağanüstü hal var. Evet. Ama şimdi bunların dışında bir yönetememe halini yaşıyoruz. Yönetilemiyor Türkiye. Her alanda çok ciddi açmazlarla karşı karşıya Türkiye. Yalnızca iktisadi alanda değil, her alanda bunu yaşıyoruz. Tabii iktisadi alan öne çıkıyor doğal olarak. Çünkü tencere kaynamıyor klasik deyimiyle. İnsanların cüzdanı bomboş. İnsanlarımız gereksinmelerini karşılayamıyor. Çok özür dileyerek gereksinmelerini karşılayamıyor dediniz. Bir VTR'miz var Kutay. Bir özel okul öğretmeninin kameraya isyanı. Bir müsaadenizle tabii, bakalım. Tabii. Bizler öğretmeniz, eğitimciyiz fakat bu ücretlendirmenin en altında kalan kesimiz. Bir yıldır anneyim ve ben pandemi döneminde eksik yatan, full time çalıştım ama pandemi döneminde eksik yatan sigortalarım sebebiyle emzirme ödeneğimi dahi alamadım. Esasen işin ne kadar vahim olduğunu çocuğum olduktan sonra anladım. Maddi olarak asgari ücret gösterilip onun bile anlaştığın kısmını elden vererek, anlaştığın fazla ise asgari ücret kısmını devlete veriyor gösterip geri kalanını elden vererek, hiçbir şekilde eğitim ödeneği haklarımızı vermeyerek, bizleri cumartesi, pazar dahi resmi tatil günlerinde dahi çalıştırmak zorunda bırakılarak biz bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bez fiyatları, mama fiyatları bile uçmuşken benim hak ettiğim şekilde, sağlıklı bir şekilde her hafta hatta her ay et yemem, kuru yemiş yemem. Doktor söylüyor emzirdiğin için yemek zorundasın diyor fakat yemiyorum. Böyle bir hakkım yok. Kusura bakmayın, annelik çok hassas olduğum bir konu. Efendim, sözün bittiği, cümlenin bittiği yerler vardır ya, böyle yani kullanırız zaman zaman. İşte bir anne, ya ne kadar acı cümleler ya. Yani şimdi ve gözyaşlarıyla bitirdi. Ne dersiniz? Yani ne denilebilir bilmiyorum ama ne dersiniz Sayın Bakan? Evet, sizin dediğiniz gibi yani sözün bittiği yer gerçekten. Ne denilebilir ki? Yani o feryada, o acıya ne denilebilir Allah aşkına? Türkiye böyle bir noktada. Dolayısıyla iktisadi konular öne çıkıyor. Ama biraz önce de söyledim. Yalnızca iktisat alanında değil, tüm alanlarda, tüm dallarda Türkiye bir yönetememe halini yaşamakta. O nedenle böyle bir dönem önceki yıllarda benim bildiğim kadarıyla hiç yaşanmadı. Çok farklı, çok ağır, çok vahim bir dönemin içinde bulunuyoruz. Ben bunu üzüntüyle söylüyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partiliyim, muhalefettenim ama ülkemin böyle olmasını istemem. Keşke bu ortamda seçime gidiyor olmasaydık. Keşke Türkiye böyle bir noktada olmasaydı. Bazı endişelerim var buradan hareketle, onu da ifade etmek isterim. Hükümet bir çıkmaz içinde olduğu için, bir yönetememe haliyle karşı karşıya bulunduğu için siyasi mücadeleyi buradan, iktisat alanından ya da iç siyasete ilişkin öteki alanlardan, toplumsal konulardan dış siyasete kaydırma hazırlığı içinde. Siyasi mücadeleyi dış siyaset alanında yapacak. Orada bazı sonuçların elde edebileceğini umuyorlar anlaşılan.
Son birkaç haftadır bunun örneklerini de yaşamaya başladık. Tam soracaktım zaten efendim. Evet. Yunanistan'la evet, Yunanistan. Söylemler, Suriye'ye evet. olası bir operasyondan bahsedilmesi. Buyurun. Evet. Evet, yani işte ey Suriye, ey Yunanistan, Miçotakis, bir gece ansızın gelebiliriz vesaire. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Ciddiyim vesaire. Şimdi aslında bunun bu alanda yaratacağı husumetin kendilerine bir takım kazanımlar sağlayacağını düşünüyorlar. Öyle bir beklenti içindeler ama ben burada da sonuç alabileceklerini asla düşünmüyorum. Tersine eski bir Dışişleri Bakanı olarak evet. burada yaşananların çok daha büyük bir tehlikeyi getirip Türkiye'nin önüne koymasından endişe ediyorum. Yani Türkiye'nin risk primleri yalnızca bizim iktisat alanındaki davranışlarımızla, yanlış kararlarımızla o kadar yüksek değil. Türkiye'nin risk priminin bu alandaki söylemlerimizle, tavırlarımızla, eylemlerimizle, uygulamalarımızla daha da yükseleceğinden ciddi olarak endişe duyuyorum. Risk primi her yükseldiğinde borçlanmak zorunda olan Türkiye'nin ödemesi gereken faiz yükü de o ölçüde artıyor. Yani dış paraya ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet. Yani tutturamıyorlar, tutturamadılar, tutturamayacakları da gözüküyor. O nedenle paraya ihtiyaçları var hükümetin. İthalat için, borçların ödenmesi için dövize ihtiyaçları var. Şimdi bütün bu tavırlar risk primini yükseltecek, faizleri yükseltecek. Bizi hep birlikte yeni çıkmazların içine sokacak. Dolayısıyla tüm yönleri itibarıyla gerçekten çok vahim, çok sıkıntılı bir dönemin içinde halkımız. Bu arada çok ilginç tartışmaların da yapıldığını görüyorum. Ona da değinmek isterim izin verirseniz. Estağfurullah, buyurun. Efendim, lokantalar dolu. Lokantalar dolu, pahalı lokantalar da dolu. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Efendim, arabalar işte vızır vızır gidiyor geliyor. Nasıl oluyor? Bu ülkede gelir dağılımı çok çarpık da ondan böyle oluyor. Yani bu ülkede vızır vızır arabalarıyla tek başına seyahat edebilecek olanlar da var. Bütün lokantaları dolduracak, pahalı tatil yerlerini dolduracak olanlar da var. Evet. Gelir dağılımı çarpık olunca oranın da 80 küsur milyonluk bir ülkede oranın da müşterisi olabiliyor. Oraya bakarak bir savunmanın geliştirilmesi, bir gerekçenin kullanılması doğrusu bir başka vahametini göstermekte. Sayın Bakan, ben de duyuyorum bunu. Ya madem mazota işte herkes çok pahalı çok pahalı diyor. Arabadan geçilmiyor. İşte yok bir çay 10 lira olmuş kafede ama bir bakıyorsunuz ağzına kadar dolu. Dolu. Evet. Dolu filan. Bu cümleler kurulmuyor mu? Kuruluyor. Zaten tamamen sıfırlansa, sokakta bir tane araba olmasa, bir restoranda bir kişi oturup yemek, bir kişi bile yemese, memleketin bittiğinin tam resmidir tabii, zaten. Tabii. Sayın Bakan. O baş, ya, doğru mu? Yani, evet, doğru. O hani, başka bir durum. Evet. O tam bittiğidir. Evet. Yani ama seçim dönüyor dolaşıyor, seçime geliyor işte. Evet. Erken evet. ya da zamanında. Şimdi siz Yunanistan, Suriye dediniz. Seçimi soracağım ama işte buradan yanlış bir şey söylemeyeyim diye notlara bakıyordum. Muhammed Bin Selman geliyor Türkiye'ye. Evet. 15 Temmuz. Değerli konuğumuz. 15 Temmuz'la ilgili, darbe girişimiyle ilgili hepimiz hatırlıyoruz. Hani o ülkenin tavrını, Arabistan. Şimdi geliyor ve deniyor ki para arıyor Türkiye. Evet. Önce Cumhurbaşkanı gitti, şimdi Selman geliyor. Ne dersiniz efendim? Evet. Ya bu da diplomasinin bir başka ayağı olduğu için mi? Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Diplomasi, diplomatlar tarafından yönetilmesi, yürütülmesi gereken bir süreç. Siyasetçiler hele dış siyasete ilişkin söylemleriyle oyunu artırmak isteyen, desteğini artırmak isteyen siyasetçiler bu işin içinde olurlarsa böyle çok ciddi açmazlarla karşı karşıya kalırız. Rahmetli Süleyman Demirel'in beni çok etkileyen bir diplomasi tanımı vardı. Diplomasi siyasetin tıkandığı yerde başlar diyordu. Gerçekten siyasetçiler götürebilecekleri kadar götürürler de ondan sonra mesleği bu olan, bu konuda eğitilmiş olan insanlar yani diplomatlar devreye girer. Eğer bunu yapmazsanız, eğer onların önerilerini dikkate almazsanız,
Eğer yetiştirdiğiniz, çalıştırmakta olduğunuz, parasını ödemekte olduğunuz o çok değerli, o çok vatansever kadroya monşerler diye onları aşağılayan ifadeler yöneltirseniz işte böyle olur. Salman'la ilgili söylemediğiniz laf kalmaz. Yalnızca darbe girişimi için söylemiyorum. Kaşıkçı cinayeti evet. için de bunu söylüyorum. Ondan sonra da sıkıntıya girdiğinizde o söylediklerinizi yalayıp yutarsınız ve bunun tam tersini yapmak zorunda kalırsınız. Biden bile petrol fiyatlarının düşürülmesi amacıyla gittiğini söylüyor ama bununla görüşmeyeceğim diyor. Salman'la görüşmeyeceğim. Tabii kendi kamuoyundan da çok evet, tepki görüşmeyeceğim. Çekti. Bizim için öyle bir sakınca yok. Hepsi geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Aslında öyle olabilmeli. Yani tabii bu ayrı. Bu kaşıkçı cinayeti gerçekten çok vahim bir şey. 21. yüzyılın yüz karası, bizim yüz karamız olan şeylerden bir tanesi. O akşam onların hepsi uçaklarına bindi gitti. Hatta havaalanında durduruldular. Havaalanında bazı müdahaleler söz konusuydu. Benim basından okuduğum kadarıyla MİT haberdar olmuş. MİT'in müdahalesi söz konusuydu. Sonra bir nedenle bir şekilde gönderildiler, bırakıldılar. Şimdi o cinayetin sorumlusu olduğu kabul edilen kişi, yalnızca Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, dünya genelinde de kaşıkçı cinayetinin faili olarak görülen kişi, önce orada kucaklaşılıyor o kişiyle, şimdi buraya geliyor. Burada da kim bilir ne kadar büyük törenlerle karşılanacak. Ne için? İşte para arayışı için. Türkiye bunu yapmamalı. Bu Türkiye'ye yakışmaz. Burası Türkiye. Herhangi bir ülke değil. İşimize geldiği zaman biz Muz Cumhuriyeti değil diyoruz. Ama şimdi bu örnekte olduğu gibi Muz Cumhuriyeti'nden daha beter örnekler sergiliyoruz. Yazıklar olsun. Evet. Bir olası operasyondan Suriye için bahsedildi efendim. Yani henüz hani hayata geçmedi. Tabii Rusya faktörü. Bir taraftan da Ukrayna Savaşı da var. Siz tabii eski Dışişleri Bakanlığı da yaptınız efendim. Bu içeride mağduriyet kalmadı. Dışarıya yöneldi dediniz az önce. Ne çıkar buralardan? Eğer sandık odaklı sormak isterim. Anladım. Yani Yunanistan, Suriye, yani iktidarın AKP'nin o yönde bir politika izlemeye devam etmesi sandığa kendisi açısından nasıl yansır efendim? Onu nasıl yönetecekler tam olarak kestiremiyorum ama şunu biliyorum. Yani Türkiye'nin Yunanistan'la bir sıcak çatışmaya girmesi mutlaka önlenecektir. Buna izin verilmez, verilemez. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin de çok olanaklı olmadığını biliyorum. Suriye hava sahasının bir bölümü Rusların denetiminde, bir bölümü Amerikalıların denetiminde. Hava kontrolü sizin elinizde değilse kara birliklerinizi oraya nasıl sokacaksınız? Bu bir katliamdır, bu bir cinayettir. Ben bunun da çok olanaklı olacağını sanmıyorum. Yani 28 Şubat 2020'ydi galiba, 30 küsür evladımızı kaybettik. Ruslar geldiler, bombaladılar onları. Bunu daha çok sıcak olarak, çok taze olarak yaşamış bir ülkeyiz. Ben bunun da olanaklı olabileceğini sanmıyorum. Ama bu manipülasyonu, bu ifadelerini belli bir denge içinde yürütecekler. Tabii kendilerinin milli olduğunu, yerli olduğunu, bunu eleştirenlerin de gayrimilli olduğunu dile getirecekler. Ben burada altılı masanın başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere milli dış politika ne demektir? Bu tanımı daha şimdiden, yani yeri geldiğinde değil, bugünden itibaren yurttaşlarımızla paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bizim bir milli dış politikamız var, hep de oldu. Bu Atatürkçü dış politikadır. Bu hamaset değildir, sınanmıştır.
başarısı irdelenmiştir, yaşanmıştır, uygulamayla görülmüştür. Bunun dışına çıkılmasının yanlışlığı yine uygulamayla saptanmıştır, hem de yakın tarihlerde. Bu bizim milli dış politikamızdır. Bunun ortaya konması, bunun seslendirilmesi gerek. Bu arada tabii yanlışlıklarını çok çarpıcı bir biçimde dile getirilmesinin ayrıca gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaları askerileştirmesi ya da silahlandırması daha yeni ortaya çıkmadı. Tam bunu sormak isterim Sayın Bakanım. Evet. Yani burnumuzun dibinde bu kadar ada var. Evet. Sanki Yunanistan dün geldi silah koydu. Sormayın, evet. Havalimanı sanki dün geldi. Aynen öyle. Evet. Ne bileyim, Çeşme yakınlarında, işte Dikili'nin tam Midilli. Sanki evet. Yeni geldi yaptı. Evet. Biz son bir aydır ne olduysa, şaka yapmıyorum, çok ciddiyim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a. Hani ne oldu bir aydır? Yeni gelmedi ki. Yeni gelmedi. 20 yıldır bu oluyor bu. Yani 20 yıldır bunun olduğuna ilişkin haberler okuyoruz. 20 yıldır yani, iktidarsınız siz. Yani AKP'nin geldiği tarihten bu yana, 2002 tarihinden bu yana bu oluyor. Ama birdenbire bu kamuoyuna yahu yeni olmuş gibi, yeni ortaya çıkmış gibi ve buna tepki gösteriliyor gibi sunulmakta. Hem silahsızlandırılması gereken adaların silahlandırıldığını, askeri tesislerin kurulduğunu izliyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Hem de aslında Türkiye'ye bırakılması gereken ya da en azından mülkiyeti konusunda tartışma olan ada ve kayacıkların da bu arada işgal edildiğini yine emekli amirallerden, askerlerimizden, basından, uluslararası basından öğreniyoruz. Şimdi zaten var olan şeye böyle bir yeni tepki bu şekilde ifade ediliyor. Aynı şey, aynı yaklaşım bu Suriye'de 30 kilometrelik güvenlik hattının sağlanmasına ilişkin tartışmalar için de geçerli. Evet. Yani birkaç yıldır zaten bu sorunu yaşıyoruz. Yani evet, Türkiye'ye söz verildi. Bir 30 kilometrelik bir güvenlik şeridinin hazırlanması, sağlanması isteniyordu. Ona ilişkin Rusya'dan da Türkiye, Amerika'dan da söz verildi. Ama bunun gereği yerine getirilmedi. Getirilmedi de bu 3 yıl önce böyleydi. Yani dün ortaya çıkmış bir şey değil. Ben onun için bunları dikkate alarak dış siyasetin yeni mücadele alanı olarak seçildiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var değil mi? Yanılıyorsam lütfen düzeltin Sayın Bakanım. Hani tamam, kuşkusuz hani bir ülkenin milli çıkarları, milli menfaatleri, hani her alanda neyi gerektiriyorsa o yapılır. Ayrı bir konu. Tabii. Ama şimdi Türkiye öyle bir atmosfere girdi ki, başta ekonomi odaklı, enflasyon odaklı, zam odaklı, hayat pahalı, ne derseniz deyin adına. Ne konuşulursa konuşulur, işte adalar, Yunanistan, Suriye, Kürt koridoru vesaire, Ukrayna, Rusya savaşı vesaire. Dönüyor, dolaşıyor sokaktaki vatandaşın aklında, yaşadığı için birebir hep enflasyon, zam, ekonomi. Yanılıyor muyum efendim? Yani sizin de böyle şahit olduğunuz sohbetler. Tabii böyle. Yani bizim konuştuklarımız böyle, gördüklerimiz böyle. Anketler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Son sıralarda Tele1'de içinde olmak üzere televizyon kanallarında yurttaşlarla pazar yerlerinde ya da işte kentin yoğun alanlarında, meydanlarında böyle ayaküstü söyleşiler yapılıyor. Onların ortaya koyduğu böyle, evet, insanların aklında olan bu. Bu da çok doğal. Çok doğal. Bunu yaşıyoruz. Bunu ne kadar yaşayacağız? Yani nereye kadar yaşayacağız? En geç bir yıl sonra seçim var zaten. Ama o bir yılda daha tabii bu fiyatlar daha nereye gidecek, nasıl gidecek onu da bilmiyoruz. Onu da bilemiyoruz. Aslında ya galiba önemini de yitirdi. Yani enflasyon %73 mü resmi olarak söylendiği gibi, %83 mü? Artık hani ne yersen ye diye bir laf vardır ya, fark etmiyor. Yani o kadar zaten o eşik aşıldı ki. Ondan sonrası belki sadece işin aritmetik yanı, oranlar, sayılar, belki işin uzmanlarının görev alanına giriyor. Sıradan halk için zaten artık o eşik aşılmış. Ekmek 5 lira olmuşsa 5 lira 35 kuruş olmasının, yüzde bilmem ne kadar daha artmasının, şu oranda artmasının bir kıymeti harbiyesi yok ki. Zaten onu alamıyor. Yani zaten o eşik aşılmış. 3 alıyorsa 1'e düşürdü vesaire vesaire. İşte yani yaşamaya çalışıyor. Yaşamaya çalışıyor. Reprodüksiyon derler sol düşüncede. Yani ayakta kalma, yeniden üretim için bunu yapmaya çalışıyor. Biraz önce
ağlayan sevgili genç öğretmenimizi dinledik. Bu durumda insanlar maalesef. Evet. Bir tarafta tabii siyaset yine kurumu çözecek. Evet, seçim olacaktı, seçim çözeceğiz. Seçim olacak, yani sandık dönüp dolaşıp sandığa kilitleniyor. Sandığa gidecek, tabii ki yani demokrasi ancak bu şekilde işliyor. Başka şekilde olamaz ki. Evet. Sandıkta devireceğiz biz bunları. Ve iş dönüp dolaşıp aslında yine ekonomi kadar merak edilen bir konu daha var. İkinci planda da olsa bana göre ortak aday kim olacak? Şimdi ben kim olacak diye sizin fikrinizden ziyade bir ortak aday mı olmalı, her parti ayrı adayla mı çıkmalı? Çok stratejik aslında bir süreç bu. Hani bu kadar deneyiminizle ne dersiniz efendim? Şimdi 6 parti ortak aday çıkaracağını söyledi. 3 parti de yani Cumhur İttifakı'nı kastediyorum. Onlar zaten ortak adaylarını ilan ettiler. 6 parti diyor ki biz de ortak aday çıkaracağız. Yani programlarımız farklı. Ama adayımız ortak olacak diyor. Bence de böyle olmalı. Yani eğer mutabakat sağlanabilirse, yalnızca birinci gün değil, yalnızca seçim günü değil, seçimden sonraki birinci günden başlayarak Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda, yürütmenin nasıl sağlanacağı konusunda bir mutabakat sağlanırsa, bence evet, ortak aday çıkarılmalıdır. Doğrusu budur. Niye bunun altını çiziyorum? Bence yönetim eğer anayasa değişikliğini 1-2 yıl içinde yapılacak bir çoğunluk elde edilememişse, bir 5 yıllık yönetim dönemi olacağı dikkate alınarak bence yönetim nasıl olacaktır? Atamalar nasıl yapılacaktır? Uygulamalara nasıl gidilecektir? Örneğin yap işlet devret projeleriyle ilgili ne yapılacaktır? Çünkü o konuda bir tartışma var biliyorum. Çok önemli bir şey söyledin Sayın Bakan. Bir de altını çizelim müsaadenizle. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Ortak aday çıkabilir, seçilebilir ama meclis aritmetiği Millet İttifakı'nın istediği gibi şekillenmeyebilir. Bilir, evet. Şekillenmeyebilir. Evet. Bu durumda mevcut sisteme göre Millet İttifakı'nın adayı ülkeyi yönetecek. 5 yıl. 5 yıl. Değil mi efendim? Evet, aynen ona, öyle. Ona göre o... Nasıl yönetecek? Şimdi galiba 3 numaralı kararnamede var. Seçimle birlikte 1000 tane yaklaşık belki bir daha fazla üst düzey yönetici otomatik olarak istifa etmiş olacak. Kimler atanacak onların yerine? Valiler, emniyet müdürleri, büyükelçiler, müsteşarlar ya da bakan yardımcıları, genel müdürler vesaire. Şimdi son sıralarda belli seviyeye kadar 6 partinin genel başkanı karar verecek. O seviyenin altında seçilmiş cumhurbaşkanı belirleyebilecek gibi bir takım iddiaların ya da yaklaşımların basında yer aldığını, dile getirildiğini okuyoruz, duyuyoruz. Ben 2 partili bir koalisyonda görev yaptım başbakan yardımcısı olarak. Evet. 2 partili bir koalisyonda bile çekilen sıkıntıları yaşamış birisiyim. O nedenle bu 6 partinin yönetim tarzına ilişkin, yönetim şekline ilişkin, yönetimin içeriğine ilişkin çok incelenmiş, sık dokunmuş bir koalisyon protokolü metni üzerinde çalışmaları ve mutabakata varmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yani tek adamın keyfi yönetiminden kurtuluruz. 6 yöneticinin bir karmaşaya yol açabilecek bir yönetimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çok önemli bir uyarı bu aslında. Evet. Ben bunu Sayın zamanda... Genel Başkanımıza da söyledim. Hatta bir örnek verdim. O örneği burada da söylemek isterim eğer zamanımız lütfen, varsa. Tabii var efendim. Önce Mehmet Moğultay'ı bir rahmetle anmak istiyorum. DYP, SHP hükümetinde koalisyon protokolünde kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi sağlanacaktır şeklinde bir ifade vardı. Bu ifade uyarınca biz
SHP kanadı olarak hükümetin, Çalışma Bakanlığımızın, yani rahmetli Moğultay'ın başında bulunduğu bakanlığın hazırladığı tasarı taslağını Bakanlar Kurulu'na getirdik. Burada çok doğal olarak kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin grev ve toplu sözleşmeyi içerdiği bir düzenleme vardı. Ama ortaklarımız buna itiraz ettiler. Dediler ki protokol metninde yalnızca kamu çalışanların sendikal örgütlenmesi sağlanacaktır ifadesi var. Orada grev ve toplu sözleşme ifadesi yok. Grev ve toplu sözleşme hakları verilecektir denmiyor. Biz de dedik ki ya denmesi gerekmiyor zaten. Yani bir spor kulübü kurmuyoruz. Sendika kuruluyor. Sendika varsa grev de var. Sendika varsa toplu sözleşme de var. Evet. Olmalı. Yani bunu ayrıca yazılmasına gerek yok. Fakat görülüyor ki var. Yani yazılması gerekiyor. Yani hiçbir açığın bırakılmaması gerekiyor. Evet. Çünkü bu dönem, içine gireceğimiz dönem çok özel bir dönem. Evet. Yani burada asla kargaşaya, karmaşaya yol açılmaması gerekiyor. Sistemin tıkır tıkır işlemesini sağlamamız gerekiyor. Böyle kendilerine güzel günler vaat ettiğimiz, güzel bir gelecek vaat ettiğimiz halkımızın bu konularda yaşanacak tartışmalarla hiç zaman geçirmemesi gerekiyor. Hem seçime kadar çok kritik, çok önemli, hem kastettiğiniz, üzerine basa basa söylediğiniz seçim sonrası. Evet. Örneğin işte X şahsı Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Ama parlamentoda gerekli çoğunluk diyelim sağlanamadı. İşte Millet İttifakı'nın seçilen Cumhurbaşkanı'nın, o adayın daha sonrası için, biraz daha böyle basit anlatıyorum, kusura tabii, bakmayın tabii, lütfen. Tabii, daha sonrası lütfen, için lütfen. Ben kamudaki üst düzey atamaları şu şekilde yapacağım. Evet. Efendime söyleyeyim, az önce saydınız. Şu işlemi şu şekilde yapacağım. Evet. Daha önce seçimden önce bunları kamuoyuyla tek tek paylaşmalı, evet, diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Bir kamuoyuyla olmasa bile kendi aralarında bu konuda bir netleşme olmalı ve bu şekilde olmalı. Siz çoğunluğun üzerinde durdunuz. Nitelik çoğunluk olabilir ama nitelikli çoğunluk olmayabilir. Yani anayasayı değiştirecek 360, daha doğrusu anayasa değişikliğini referanduma taşıyacak 360 milletvekili olmayabilir. Olmayabilir. Yani 310 olur da 320 faraza bilmiyorum. Yani 360'ı bulamayabilir. 360'ı bulamayabiliriz. 400'ü bulamayabiliriz. 360'ı bulamayabiliriz. Evet. Özellikle HDP ile ilişkiler bağlamında bunun da önem taşıdığını düşünüyorum. Yani oradan gelecek desteğin de çok büyük bir önemi var. Onu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Bunu bulamayabiliriz. Bir parantez açayım mı? Tam bu konuya değindiğiniz için Ayhan Bilgen biliyorsunuz efendim. HDP'den ayrılmıştı. Biliyorum, evet. Bugün yine bir gazetede bir demeci var. Ses Partisi'ni kurdu kendisi. İktidarın hazırlığı var. Tırnak içi söylüyorum. Ayhan Bilgen'in cümleleri. Evet. İktidarın hazırlığı var. MHP ikna edilmeye çalışılıyor. Öcalan da buna dahil edilmeye çalışılıyor. Yeni bir çözüm süreci iddiasından bahsediyor. Evet, doğru. Okudum. Tam bu noktada. Evet, okudum. Evet, yani bu olabilir. Hı hı. Yani göz ardı edilmemesi gereken bir iddiadır. Hı hı. Çünkü bu AKP klasiğidir. Evet. Seçimlere giderken yani bir yandan eserler, gürlerler, öte yandan da gerektiği zaman HDP'den bakan alarak, hı hı, kabineye bakan koyarak, hükümete bakan alarak hükümet kurarlar. 2015 Haziran seçimlerine gitmeden önce olduğu gibi gerektiği zaman Abdullah Öcalan'ın kardeşini devlet televizyonuna çıkarırlar. Gerektiği zaman Abdullah Öcalan'la bağlantılı bir takım tırnak içinde akademisyenleri harekete geçirirler. Bunları yaşadık. Her seçim öncesi yaşadık bunu. Bir tanesini 2015'te yaşadık. Bir tanesini işte 2018'de, 2019'da yerel yönetim seçimlerinde yaşadık. Şimdi bu seçimde yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Evet. Yani Ayhan Bey'in bu iddiası doğru olabilir mi? Evet, olabilir. Evet. Dikkate alınması gereken bir uyarı bu bence. Evet. Evet. O kaldığınız yerden. Evet, kaldığım yer, tekrar oraya döneyim. Yani sonuçta güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğimiz, uygulayacağımız bir sayısal çoğunluğa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ulaşamayabiliriz. Evet.
sayısal çoğunluk dediğim nitelikli ya 3'te 2 ya 5'te 3. Yani ya 400 milletvekili ya 360 milletvekili nitelikli çoğunluk dediğim budur. Evet. Buraya ulaşamayabiliriz. Buraya ulaşamazsak güçlendirilmiş parlamenter sisteme de geçemeyeceğiz demektir. Evet, evet. O zaman bu rejimin, anayasal rejimin devam edeceği söz konusudur. Efendim anayasal rejim öyle ama yine de işte Cumhurbaşkanı o yetkisini kullanırken önce bir buraya gelecek falan. Bu bir yönetim tarzı itibarıyla bence çok doğru bir yaklaşım olmaz. Onu da yani, bu vesile ifade edeyim. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, yani biraz önce yurttaşlarımıza bir gelecek projesi çizmeliyiz demiştim. Siz de bunu özetleyerek aktardınız izleyicilerimize. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sistemin klasik çözümüyle de yetinmemek gerektiğini ifade etmek isterim. Şunu kastediyorum, şundan söz ediyorum. Şimdi diyoruz ki biz altılı masanın mensupları olarak devlet erklerinin, devletin üç erkinin ya da üç gücünün, yani yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirlerini dengelemelerini ve denetlemelerini sağlayacağız. Bu yolla da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden inşa edeceğiz. Hatta güçlendirerek inşa edeceğiz. Bu çok doğru bir şey. Ama şunu da göz ardı etmemeliyiz. Yani devlet erklerinin birbirlerini dengeledikleri, denetledikleri bir dönemden sonra biz 2018'de seçimlere gittik. Ve tek adam rejimine bu dengeleme denetleme işleri engel olamadı. Tek adam rejimine geçmemize engel olamadı. Demek ki bu yetmiyor tek başına. Yani evet dengeleme olmalı, denetleme olmalı, erkler birbirlerini dengelemeli, denetlemeli ama bu yetmiyor tek başına. Başka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ayrıca 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda her yerde, tüm rejimlerde yürütme erkinin güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Kitlesel göçler nedeniyle, kitlesel salgınlar nedeniyle, terör nedeniyle, kriz nedeniyle vesaire. Başka unsurları bulabilmeliyiz. Dünyada temsili demokrasinin sınırlarına gelmiş gibi bir noktadayız. Dün Fransa'da yapılan seçimle ilgili bir Fransız, ya bilim adamı ya ünlü bir siyasetçi, demiş ki bu seçimlerle Fransa'da demokrasinin öldüğünü iddia edebiliriz. Müthiş bir değerlendirme bu. Öldüğünü. Öldüğünü söylüyor. Katılım oranı galiba %40'larda olmuş. Evet. Onu dikkate alarak söylüyor. Ben bir süredir buna kafayı taktım, izliyorum bunu. Örneğin İran devlet başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı %25'e kadar inmişti. Yani toplum seçmenin 4/3'ü katılmamış. Katılmamış yani. Türkiye'de böyle bir tablo çıkabilir mi ortaya? Ama bu kadar yani belki bu yaşananların gölgesi. Belki özel durumumuz nedeniyle çıkmayabilir, ama şimdi bakın İran bir örnek. Fransa. Ermenistan'da şimdi kıyamet kopuyor Paşinyan hükümetine dönük olarak. Paşinyan'ın seçildiği ve hükümet kurduğu seçimde katılım oranı %29'du. %29. Üçte biri ancak. Evet. Fransa'da işte dün demokrasi öldü diyorlar. Evet. Onun için. Efendim süre çok azaldı, hatta evet, bitti. Onun için, son birkaç cümle rica edeyim. Son cümlem şudur ya da önemsediğim öneri şudur. Egemen yurttaşın devlet karar süreçlerine ve uygulama süreçlerine bir uygulama ve karar ortağı olarak eklenmesi, katılması gerekiyor. Yani dengeleyici ve denetleyici güçlere ek olarak bir de doğrudan yurttaşımızı devletin içine taşımalıyız. Olmadı, bizim CHP olarak bu konuda çok güzel bir önerimiz vardı yasama süreci için. Onu da o zaman başka bir programda söylerim. Su gibi aktı geçti ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. O klasik cümleyi size de söylüyorum. Bir dahaki programı inşallah. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sayın Murat Karayalçın, Türk siyasetinin çok önemli isimlerinden canlı yayın konuğumuzdu.
18'de Tele 1 ana haberde Türkiye'nin gündemi sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın. Yarın saat 16'da tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.